yıllar yılı biz, yani yıllar yılı, yani birilerinin cemaat adı altında dinler arası diyalog projesiyle İslam'ın içini boşaltmaya çalıştığı bir e, projeyi bu topluma İslami bir çalışma olarak siz yutturdunuz. Yutturmaya çalıştınız. Kaymakam yapacağınız kişilerden, polis yapacağınız kişilerden, memur yapacağınız kişilerden o cemaat kisvesiyle e, milletimizi ifsad eden yapıdan referans talep ettiniz. E, i̇nsanları oraya mahkum ettiniz. Ya yani böylesi bir ortamda yani bu yanlışa, bu gidişata sadece Türkiye'de Saadet Partisi ve Milli Görüş hareketi karşı çıktı. Ve bunu bir sadece ya yani siyasi bir kazanım e, beklenti Erdetmek uğruna değil. kesinlikle gerçekleştirmedik. Ya yani biz de eğer onların yani salt anlamda oyunu almak adına bir çabamız söz konusu olsaydı ya onlarla biz de iyi ilişkiler kurmanın gayreti içerisinde olabilirdik. Ancak Erbakan hocamızın ya bugün sokağa indiğimiz zaman yani bu cemaat adı altında ee, çalışmalarını sürdüren ihanet şebekesinin bir araya gelmediği, uzlaşamadığı, irtibat kuramadığı tek hareket milli görüş hareketidir der. Bütün insanlar Milli Görüş'e Saadet Partisi'ne en fazla <laughs> muhalefet eden insanlar bile gelir günün sonunda bu FETÖ'nün uğramadığı e, üzerinden geçmediği tek yer Saadet Partisi Sayın ve Milli Görüş Hareketi'dir Erbakan Hoca'dır. Bunda da söyledi tarzı. ama e, nihayetinde Türkiye'de bu yapının bir ihanet yapısı olduğunu anlamamız için 15 Temmuz'un gerçekleşmesi gerekiyordu Allah tamam. aşkına yani. Tabii. ...yüzlerce insanımızın hayatını kaybetmesi mi gerekiyordu bu hadise... E, ...yani bunların bir ihanet şebekesi olduğunu anlamamız için... Belki burada, ...ve özellikle ben evet. yani 15 Temmuz meselesi... ...yani şunu ben e, özellikle ifade ediyorum ki bunu daha önce de söyledim... ...yani 15 Temmuz'la birlikte cemaatin şunu e, altını çizerek ve bilinçli bir şekilde söylüyorum... 15 Temmuz ile birlikte hükümet, devlet, cemaatin fiziğine müdahale etmiştir. Ancak cemaat adı altında çalışmalarını sürdüren FETÖ'nün ruhunu devam ettirmiştir. Bunu açıkça söylüyor. İşte bakın Konya'da bir takım İslami dayanışma oyunları adı altında yaptıklarını yani FETÖ yıllar yılı yapamamıştı yani. Bunu yapmak bu hükümete nasip oldu. Bu bile hükümet için emin olun utanç olarak yeter. Birçok uygulamalarına baktığınız zaman dinler arası diyaloğu mevcut hükümetin yani eğitimde çocuklara verdikleri kitaplar vasıtasıyla da bir takım uygulamalar vasıtasıyla da dinler arası diyalog projesini hükümet yürütüyor. O zaman dönüp baktığınızda diyorsunuz ki yani hükümet kendi iktidarını korumak adı altında bir çabayı yürüttü, bir takım çalışmalar yaptı. Ve FETÖ ile bir takım mücadelelere girişti. Ancak onların akidesiyle politikaların devam ettirdi. Kendileri sürgünde, fikirleri iktidarda İktidarda gidiyor. Kesinlikle doğru bir tespit. Evet. Yani ben şu sözünüzü çok önemseyerek söylüyorum. Milli görüş yapısını bana sordukların da iki ana karakteri var diyorum. Biri anti-emperyalisttir. Yani zalime karşı mazlumun yanında. İki hayra motor şerre frendir. Evet. Yani sizin biraz önce bir istikamet belirttiniz ya 15 Temmuz'un şeyi. Ama bu yaptığınız tarihi bir tespit. Şimdi siz diyorsunuz ki FETÖ ruhu korunuyor. Hani burada da Saadet Partisi'ne toplumsal olarak bir ödev, görev düşmüyor mu? Hani bir çağrı düşmüyor mu? İktidara, iktidarı oluşturan kadrolara. Bunu, bu ruhu temizlemeleri için ne yapmaları lazım? Yani şöyle, e, tabii bugün yani hükümet, şimdi yani FETÖ dediğimiz şey neydi ya? Biz FETÖ'yü ne üzerinden e, yerden yere vuruyorduk o zamanlar birilerinin deyişiyle? E, birincisi bu yapı Amerika'nın taşeronu bir yapıdır. Yani Amerika tarafından finanse edilen, Amerika tarafından organize edilen, yani e, bir takım ülkelerde, e, yani Türk okulları açmak adı altında, bir istihbarat çalışması yapan bir istihbarat örgütüdür. Ya bunu Milli Görüş hareketi yıllar yılı söyledi. Ya bu Amerika'nın taşeronu bir örgüttür dedi. Bu birincisi. Bir diğer ikincisi biraz önce ifade ettiğim gibi Vatikan merkezli yani hangi inanca mensup olursanız olun yani herkesin cennete gideceği bir algı üzerinden ya yani İslam'ın ruhunu ortadan kaldırmaya çalışan bir dinler arası diyalog projesini yani yürüttüler. Ve bu iki şey özellikle bizim e, yani itikadi anlamda, fikri anlamda, e, zihniyet anlamda karşı olduğumuz hususlardı. Ama bu iki şey biraz önce söylediğim gibi bu iki şey şu anda iktidarın kendisinin bizatihi uygulamalarında var. Bakın bir diğer üçüncüsünü de arttırabiliriz. Yani bu yapı, ya yani devlet kurumlarını kendisine helal, kendisi dışındaki herkese haram olarak gören bir anlayışa sahipti. Yani... Devletin kurumlarını bir ganimet olarak gören ya sadece kendi müntesiplerinin e, kazrolaşması için kamu kurumlarını bir araç olarak gören ama onun dışındaki herkese buraları haram gibi algılayan bir anlayışa sahiptir.